Dünya fındık ihracatının son 6 yıllık ortalaması 660 bin ton civarındadır. Türkiye'nin bu süreçteki payı ortalama %76'dır. Ülkemizde 700 bin hektar alanda fındık yetiştirilmektedir. 500 bin dolayında fındık üreticimiz mevcuttur. Ülkemiz dünya fındık üretiminin %60'ını, ticaretin ise %70'ini tek başına sağlıyor. Türkiye fındıktan 2016-2017 üretim sezonunda 1.8 milyar dolar civarında ihracat geliri elde etmiştir. Bu bakımdan çok önem arz etmektedir. 7 milyon Karadeniz'in hayatını doğrudan ilgilendiren bir üründür. 6 ilin ekonomisi fındığa bağlı olarak çarkı dönmektedir. İnsanımız için hem de bölgemiz için fındık çok stratejik bir üründür. 39 tarım ürününde elde edilen ihracat gelirini fındık tek başına elde etmektedir. Bu bakımdan çok önem arz etmektedir. Tek başına fındığın ülkemize getirdiği döviz 40'a yakın tarım ürünleri içinde en önemli ve tek başına yeterlidir. Tüm bunlara rağmen Türkiye'de ihracat süresini kapsayan milli bir fındık politikamız hala maalesef net olarak oluşmamıştır. Bu ürünün ve dolayısıyla üreticinin kaderini yabancı alıcılar ve onlar adına alım yapanlar belirlemektedir. Son zamanlarda bu ayyuka çıkmış durumdadır. Siyasi iktidar buna çanak tutmaktadır. Fındığın yeni zapt sularını yarattılar. Örneğin 2007 yılından sonra en büyük fındık alıcısı ve mamul üreticisi olan Ferraro Türkiye'de tekelleştirildi. Tarihinde ilk defa bu sezon fındığın maliyeti, fiyatı, rekoltesi, alıcı kurumu belli olmadan üretici bahçeye girdi. Yeni bir fiyat açıklanmadı. Bu da fındık tarihinde bir ilktir değerli arkadaşlar. Geçen yıldan bu yana işçi, gübre, taşıma ve diğer üretim maliyetlerinin tüm ikiye katlanmasına rağmen bir kilo fındığın maliyeti ortalama 8 TL civarında oldu. Oysa fındık iki sezon önce değerli arkadaşlar 20 liraya gitmişti. Geçen sezon fındığımız 16-17 TL civarındaydı. Ama yabancı firma piyasada tek olduğu için manipülasyon yaparak fındık fiyatlarını 8 liraya kadar düşürdü. AKP bütün bu ısrarlarımıza rağmen müdahale etmedi, seyirci kaldı. Böylece üreticinin cebine ve bölgemize kiloda 7 lira az para girdi. Üreticimizin ve ülkemizin kaybı 100 milyon dolar civarında oldu. CHP iktidarı fındıkta hak ettiği değeri üreticinin emeğini karşılığını alacaktır. Fiskobirlik ve bağlı kooperatifleriyle aktif etkin biçimde piyasa oluşturacaktır. Üretici adına fındık fiyatları düzenleyeceği gibi mamul üretimi de yaparak katma değer ve istihdam yaratacaktır. Fındığın ve üreticinin ülkemizin fındığın yerli sermayesini hak ve menfaatlerini savunan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel başkanımız ve bölge milletvekillerimiz her fırsatta konuyu gündeme taşıyor. Geçen yıl fındık çalıştayı yaptık. Bu yıl fındık için yürüdük. Genel başkanımızın katılımıyla da fındık mitingi yaptık. Fındığın başkenti Giresun'dur. Fındığın başkenti olan Giresun milletvekili olarak bütün konuşmalarımda bunu dile getirmeye çalıştım. Değerli arkadaşlar, fındık içinde adalet istiyoruz. AKP en çok oyu 170 lira varan. Teşekkür ederim Sayın Bektaşoğlu. Teşekkür ederim ben de.